Şimdi o zaman da şey yapacaklar mıdır? Yani e, işte böyle hani kahve alıp ya da fotoğraf çekip e, şimdi de olayları böyle izliyoruz mı diyecek? Evet. Türkiye bu olayı Vallahi bazıları yapıyor, evet. bazıları her türlü böyle polis arabasında neredeyse telefon krizinde böyle telefon doğanı çekecek. Evet. Hatta başka şeyler de yapıyorlar neyse şimdi etkilemeyelim söylemeyelim ama Türkiye bu olayı ne kadar konuşur? Bir süre daha konuşacağız. Önümüzdeki günlerde de daha yoğun konuşacağız. Ee, hani dediğim gibi üçüncü aşamaya geçildiğinde daha yoğun konuşacağız. Ama sonrasında da hani bir ay sonra hani yavaş yavaş Türkiye gündeminden çıkar ve biz ondan sonra da sadece yargılama esnasında konuşacaksak onları konuşuruz. Yargılamada verdikleri açıklamalar, savunmalar onur konuşuyor olacağız. Ama yaklaşık bir ay daha bir yine Türkiye'nin gündemini bu şekilde meşgul edecektir. Şimdi evet. güneşli günlerin yerine. Rüzgarlı günler aldı. Bence şu an rüzgarlı günler. Sen diyorsun ki fırtınalı günler tabii ki. gelecek. Gelecek. Geliyor yani. Şu anki durum bunun, diye daha iyi durum mu yani? E, şu anki durum Tabii tabii şu an durumu iyi. Bakın ne, ne güzel işte hani olayları evet. gayet güzel bir şekilde e, izliyorlar diyorsun. yani. Hani, e, camdan hani yağmuru böyle hani izlersiniz evet. ya yani. Ya da aşağıda bir kavgayı izlersiniz. Yani onu, onu izlersiniz gibi, gibi. izliyorsun ama e, bunun bir level sonrasında o yağmurda da kendileri oluyor olacak yani ve bunu yani... tahmin ediyorlar artık. Biliyorlar. Tahmin ediyorlardır. Dediğim mi yani, hani bir hani mutlaka avukat, avukat falan çünkü. söylüyorlar. Şimdi bak Enes Bey var. Ahmet Gün var. Çağdaş Bey var. Çağdaş Bey Be var. Vahit Be Be bah Kaya Bahit da Bey var. Daha da fazla var. Bir avukat vardı. ordusuyla mı yürüyorlar şu anda? Avukat olursa yürüyebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Peki, 50 tane de avukat tutabilirsin. avukatlarından, avukatlarından Çağdaş Bey'in eğer kara para aklamayla ilgili dosyayı göremiyoruz çünkü engel var diyor. En ufak bir şey ortaya çıkarsa avukatlıklarını anında bırakacağım diyor. Bu kadar da iddialı. O zaman şöyle bir şey söyleyelim. Hangi aşamada? Yani savcı o iddiayı koyduğunda mı, yargılama sonunda mı? Yargılama ha, yargılama, he, yargılama sonunda olursun. Zaten yıl. davayı kaybetmiş olursun. Aha. Davayı kaybettiğinizde zaten bırakırsınız. Hani... Davayı kaybettikten sonrasında bir anlamı yok ortaya çıkar diyor. ama e, işte onu söylüyorum hani ortaya ne zaman çıkacaktır Tanık içerisinde biz yargılama açısından bahsediyoruz yargı hani e, evet sen bunlara bu e, iddiaların hiçbirini açıklama yapamadın ya da yeterli açıklama yapamadın deyip cezaları kestiğinde Hı. ve sonuçta e, istinafta bunu onayladığında e, zaten avukat artık bir, şey, bir görev kalmayacak zaten iş bitmiş olacak. Evet peki Emrullah şu 40-45 günlük sürece baktığın zaman. Hı -hı. Polat çifti sence nerede hata yaptı? En büyük hatayı nerede yaptılar? Doğum günü, sosyal medya. Bu kadar doğum günü paylaşımı, uçak paylaşımı en büyük hataları oydu. Uçak alsın. Çünkü hani diyoruz ya hani uçak alma. Şimdi bir araba hediye edebilirsiniz. Hı -hı. Hani e, çok dikkat çekmeyebilir. Hı -hı. Başka bir doğum günü kutlarsın işte bir e, havuz görüntüsü vardı galiba. Havuzda bunlar gün. Bunların hiçbiri bunlar hiç dikkat çekmeyebilir. Ama uçak almak Şunun uçak, için çok daha Çünkü uçağı alıyorsun, aldığını iddia ediyorsun. O uçağın havalimanındaki kirası bunların hepsi döviz Anladım. cinsindendir. O uçağın bakımları, maliyetleri çok yüksektir. Yani evin önüne park edemezsin, arabanın evin önüne park ediyorsun ama e, jet aldığın zaman onu park edeceğin yerler. Bunu ancak ve ancak çok büyük bir iş adamı olman gerekiyor. Hı. Şimdi Türkiye'de daha büyük paralar kazanan iş adamları i̇ş vardır. Adamları var, o iş değil. adamları daha uçak alamıyorlar. Yani böyle jetleri yok. Anlatabiliyor muyum? O zaman ne oluyor? Bir dakika diyorlar, bütçe alabilecek düzeyde bu para nereden geliyor? E, biz bu konuyu programımıza geldiğinde Dilan Polata sormuştuk <laughs> ve şöyle bir şey söylemişti. Aslında uçağa binerken görüntü verecektik, fakat Engine döndüm dedim ki Engincim indikten sonra görüntü verelim. İnsanların nazarı var, uçağı düşürürler, biz de gideriz. Uçağa düşüren nazar olmadı. Uçak düşmedi Uçakla ama Uçakla birlikte enerjilerin irtifa kaybetmeye başladı. Bunları kendi Şimdi, elleriyle hazırladılar, yaptılar emrullah, yani. Emrullah, kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis iddiaları, suçlamalar bunlar. İddia, hepsi iddia. Suçlu bulunurlarsa ne ceza alırlar diye sana soralım cevabı reklamlardan sonra alalım ama reklamlar efendim. Polat ile ilgili kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis iddiaları var. Eğer suçlu bulunurlarsa ne kadar ceza alacaklar? Ya şimdi bunu tabi erkenden söylemek <laughs> biraz güç olur. Çünkü tek tek maddeler, hepsi ayrı ayrı maddelerdir. Yani baktığımız zaman o diğer suçları, e, hani para aklamaktı, hani mal varlıklarından hani el konmasıydı. Bu suçlamalara baktığımız zaman 6 ile 14 yıl arasında bir hapis cezasıdır. Ama örgüt içine dahil olduğu zaman bu rakam daha çok böyle artıyor. Hani o zaman da nereden bakarsak bakalım hani 8 yıldan yaklaşık toplam için söylüyorum 30 yıla kadar bir hapis cezasıyla 30 yıla kadar. 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması söz konusu olacaktır. ama şu an bunları söylemek çok erken. Çünkü dediğim mi bu önemli olan Hani e, polisin o hazırladığı fezleke olacak. Onların bütün yargılama boyunca. Şu an o aşamada. Tabii o aşamada. O fezleke açıklandığında ee... net bir şekilde biz de o fezlekeye göre ben de hani yayınlara gelip size anlatacağım. Evet e, tabii şey söyle. çok kötü cezaevi süreci çok tabii. kötü ama itibar kaybı da çok kötü bir şey. Gitti. Evet. Emrullah geldiğin için çok, çok, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz. Evet, efendim. En büyük bayram içinde geri sayım başladı. başladı. Pazar Bu pazar günü, Cumhuriyetimizin 100. 100. yılını 100. Yılını kutlayacağız. 100. yaşını kutlayacağız. kutlayacağız. Bugüne özel birçok sanatçı 100. yıl marşı besteledi, yazdı. Biz en çok Norm Ender'in Harlasını beğendik. Oldu. Harika. Yayını da onunla kapatmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Nice 100 yıllara. Evet Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarını ve bu vatan için kanını dökmüş tüm şehitleri saygı, özlem ve minnetle anlıyoruz efendim. Hoşçakalın.